AK Parti MKYK üyesi Balıkesir Milletvekili Adalet Komisyonu Katip üyesi olan Avukat Belgin Uygur, yargı reformunun 5. paketi olan icra ve iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişikliklerin yer aldığı AK Parti tarafından hazırlanan, icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, nin Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Komisyonu'ndan geçtiğini açıkladı. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan yargı reformunun 5. paketi, 8 ayrı kanunda değişiklik yapan icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 54 maddeden oluşuyor. Teklifte, teknolojiyi dikkate alarak icra ve iflasta elektronik satışın düzenlenmesi ile uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan çocuk teslimine ilişkin, çocukların icranın konusu olmaktan çıkarılmasını içeren hükümler bulunuyor. Milletvekili Uygur komisyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılama ve yargıya güvenin artırılması, İnsan odaklı adalet anlayışı gibi ana ilkeler doğrultusunda hazırlanan yargı reformu strateji belgesi, 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Sonrasında, özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye, vizyonuyla hazırlanan insan hakları eylem planı bu yılın Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bilindiği üzere, yol haritası yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planı olan yargı paketlerimizin 4 tanesini hayata geçirdik. Kamuoyunda 5. yargı paketi olarak bilinen icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin görüşmelerini ve Adalet Komisyonu'nda tamamladık. Hayırlı olsun, dedi Milletvekili Uygur, düzenleme ile, boşanmış çiftlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan ve çocuklar üzerinde derin olumsuz etkiler bırakan, 1932'den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul değişecek. Buna göre çocukların icra ile görülmesi düzenlemesi icra ve iflas yasası kapsamından çıkartılacak. Kamuoyunda çocuk haczi olarak da ifade edilen çocuk teslim usulü tarihe karışacak, dedi. Milletvekili Uygur, çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle gerçekleştirilecek. Düzenlemeyle çocukların teslimi konusunda asıl sorumlunun hangi bakanlık olacağı sorunu ortadan kalkacak. Çocukların teslimi görevi Adalet Bakanlığı'nda olacak. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı taşra birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri teslim sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlar eşliğinde bu görev yürütecek, dedi. Milletvekili Uygur, çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ise ücretsiz hale getirilecek. Bu kapsamda artık harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacak. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirilecek. Dolayısıyla çocuk teslim merkezleri hayata geçirilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usullerinin tamamı kaldırılacak. İlan veya tedbir kararlarının icra marifetiyle zorla yerine getirilmesi sırasında zaman zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkmakta, bu durum hem kamuoyunun vicdanını hem de çocuğun bizzat varlığını örseleyen bir durum ortaya koymaktaydı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilan veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecek, dedi. Uygur, hacizli malın satışında önce elektronik ortamda pey sürülüyor ancak mezat salonlarında yapılan satışta sürecin tamamlanması mümkün oluyor.
Bu şekilde satış nedeniyle uygulamada pek çok şikayet ortaya çıkıyor. İcra ve İflas Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerle, alacaklı ve borçlu arasındaki hassas menfaat dengesinin daha güçlü şekilde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyoruz. İcra sistemimizde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılıyor, dedi Uygur. Yapılacak değişiklikle, bilişim sisteminin ve teknolojinin geliştiği günümüzde, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilecek ve süreç elektronik ortamda başlatılıp bitirilecek, böylece hacizli mal değerinde satılacak, dedi. Bir başka önemli düzenlemenin ise borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınması olduğunu açıklayan Uygur, borçlunun bu sayede hacizli malını cebri satış yerine kendi rıza ve ihtiyarıyla dilediği kişiye satabileceğini ifade etti. Uygur, icra sistemiyle ilgili bir başka önemli sorun ise ihalenin feshi talebinin kötüye kullanılması nedeniyle alacaklı, borçlu ve ihale alıcısının sistem içinde mağdur olması. Bu da ortadan kaldırılıyor. Milli servet olan bu araçların oralarda birikmesine yol açan mekanizmadaki aksaklıklar tespit edilerek, hızlıca ihaleden satın alanlar tarafından tekraren kullanılmasını sağlayacak düzenlemeleri getiriyor, diye konuştu.